küresel çapta faaliyet gösteren Uygur Hareketi Platformu'nun kurucusu ve icra kurulu direktörü Ruşen Abbas, uluslararası toplumun Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur çocuklarının anne babalarından zorla koparılarak etnik Çinliğe dönüştürülmesi uygulamalarına karşı duyarsızlık ve kayıtsızlığına tepki göstererek kınadı. Uygur Hareketi Başkanı Abbas, çocuk hakları için seferber olan uluslararası toplumun Uygur çocukları söz konusu olunca hareketsiz kalmalarına anlam veremediğini belirterek, bugün 500 binden fazla Uygur evladı anne ve babalarından koparılarak Komünist Parti'nin yetimhanelerine gönderildi. Medeni hiçbir toplumda kabul edilemeyecek bu durum görmezden geliniyor sözleriyle uygulamalara tepki gösterdi. Dünyanın gözleri önünde aklı hayale gelmeyecek bir zulmün işlendiğini belirten Abbas, uluslararası toplumun sessizliği ve bunu onaylar şeklindeki duruşu hastalıklı bir yaklaşım dedi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Batı dünyasının önde gelen isimlerine, sinema sanatçılarına, özellikle de çocuk hakları savunucularına seslenen Abbas, bu kesimlerin ve ana akım medya kuruluşlarının kendi değerlerini ve vicdanlarını Çin'in kanlı parası karşılığında sattıklarını ifade etti. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu, uluslararası dini inançlara dayalı şiddet kurbanlarını anma günü vesilesiyle bir bildiri yayınlayarak Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı din zulmü yapanların yargılanması çağrısında bulundu. Örgüte göre uluslararası toplum dini failleri sorumlu tutmalı ve mağdurlara adalet sağlamalı. ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu Başkanı Gail Manchin, uluslararası toplum failleri sorumlu tutarak mağdurlara adaleti sağlamak için birlikte çalışmalı ve hükümetler harekete geçmeli, soykırım ve diğer zulümlere asla izin verilmemelidir, dedi. Açıklamada ayrıca IŞİD'in Irak'ta Yezidilere yönelik katliamı, Hristiyanlara yönelik soykırımı, Çin'deki Uygurlara yönelik zulüm ve Burma'daki Rohingya Müslümanları ve Hristiyanlarına yönelik kitlesel zulüm de buna dahildir ifadelerine yer verildi. ABD'nin Tayvan temsilcisi William Brent Christensen, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'le askeri anma törenine katıldı. Tayvan'da Amerikan Enstitüsü'nün yöneticisi Christensen'ın Çin Anakarası yakınındaki Kinmen Adası'na 1958 yılında Çin'in düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden askerler için düzenlenen anma töreninde Tsai'ye eşlik etmesinin Washington'la Pekin arasındaki gerilimi artıracağı düşünülüyor. Washington'ın Tayvan'la resmi ilişkileri bulunmuyor. Ancak ABD'nin Tayvan'ın en önemli müttefiki ve silah tedarikçisi olduğu ifade ediliyor. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da bu ay Tayvan'ı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olmuştu. Azar ziyareti sırasında ABD'nin Tayvan'ı güçlü şekilde desteklediği yönünde mesajlar vermişti. Çin, Azar'ın Tayvan ziyaretini siyasi şov olarak nitelendirmişti. Çinli Big Dance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD'de yasaklanacağı açıklamalarından sonra itiraz etmek için yasal işlem başlatılacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca TikTok video uygulamasında kullanıcı verilerinin Çinli yetkililere teslim edilmediği de kaydedildi. Bu arada bir grup Çin asıllı Amerikalı, Çin'e ait başka bir sosyal medya uygulaması WeChat'in yasaklanmasına yönelik de ayrı bir dava açtı. Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanılabileceğini iddia etmişti. Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'nun kazanmasına karşı çıkan protestocular ülke genelinde gösteriler düzenledi. Başkent Minsk'te ve diğer şehirlerde sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine binlerce protestocu meydanlarda toplandı. Seçimlerin yapıldığı 9 Ağustos'tan bu yana her gün protesto eylemleri düzenleyen göstericiler, başkent Minsk'te Bağımsızlık Caddesi üzerinde yürüyerek hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Belarus'un eski bayrakları ve pankartlarla Lukashenko git sloganları atan binlerce protestocu gösterilerini sürdürdü. Bu esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na başkanlık helikopteriyle gelen Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahın bulunduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.